Ya Betüş, şimdi her şeyi anladın mı? O Banu Hanım'la ilgilenen ben değilmişim. Sadece patronum rica ettiği için o kadına nazik davrandım. Ama maalesef o Umur denilen adam, yani annenin sevdiği adam Banu Hanım'la ilgileniyormuş. Ay canım benim ya. Senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Yani sana nasıl bu kadar haksızlık edebildim? Seni beni aldatacağını düşünecek kadar nasıl saçmalayabildim? Çok ama çok özür dilerim hayatım. O kadar şaşkınım ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani sevineyim mi, üzüleyim mi? Ama gene de annemin içinde bulunduğu durum çok korkunç. O Umur Bey annenin suratına nasıl bakacak çok merak ediyorum. Ve ayrıca bunu annene nasıl söyleyeceğiz bunu da çok merak ediyorum. Yok yok, bunu ona biz söyleyemeyiz. Yani bunu ben yapamam. Annemin o kadar üzüleceğini bile bile bunu ona söyleyemem. Peki kim söyleyecek? Bilemiyorum. Yani bu gece kafam o kadar karışık ki bir çözüm üretemiyorum. Hay Allah. Ya bu saatte de gidip söylenmez değil mi şekerim? Ya en iyisi bir sabaha kadar düşünelim. Dur, aklıma bir şey geldi. Bak, bunu anneme ancak çok sevdiği bir arkadaşı söylerse olur. Yani anneme çok sevdiği bir arkadaşı destek olursa annem böyle bir acıya katlanabilir. Bu da tabii ki Perihan teyze. Yarın sabah ilk iş gider Perihan teyzeyle konuşurum, tamam mı? O ben değilim Betüş. Ama galiba kim olduğunu çok iyi biliyorum. Sihirlerine sağlık Dudu. Kahven çok güzel olmuş. Afiyet ziyade olsun. Aa, Eda. Babanın kahvesini sen mi kapattın? Ben kapattım anne. Kim kapatacak adamcağız patisini? Ne patisi ya? Elini kullanamayacağına göre onun için ben kapadım falanı. Ay bu fal merakı da yeni çıktı. Taci, duymadın mı Perihan'ı? Yasak. Olsun, ben ondan müsaade isterim. Belki verir. Ayol, kim bakarsa baksın bu fal bitmez. Tastan fal mı çıkarmış? Uzun metraj film gibi. Haymış. Aman çok komik, çok. Olsun baba, kimse bakmazsa sayın falına ben bakarım, merak etme. Atarım kafadan bir şeyler. O baksın, o baksın. Köpek mi kalacağım, düzelecek miyim bilmek istiyorum. Aa, başlama gene Taci. İzin verirsen ben odama çıkıyorum. Sen de istediğin zaman yatabilirsin, odan hazır canım. Aa, Dudu. Unuttun galiba, ben yatak kullanmam. İyi geceler. Kiraz teyze, artık ben de iznini isteyeyim. İyi geceler. İyi geceler bir tanem. Allah'ım, bu harika bir haber. Kurtuluyoruz. Umur'dan kurtuluyoruz. Şşş, Hacettin yavaş. Aa, bir terslik olduğunu hissetmiştim. O adamı bir türlü gözüm tutmadı. Ben bunca zamandır tanıyorum, bu kadarını tahmin edemezdim doğrusu. Birlikteler miymiş? Bunun ne önemi var ki Kiraz? Birinin diğerini aldatması için ille de bir başkasıyla beraber olması gerekmez ki. Umur'un bir başkasına ilgi duyması bile başlı başına bir sebep. Onunla konuşacak mısın? Beraber konuşalım mı? Eğer benim desteğime ihtiyacı olursa seve seve. Ama böyle bir durumda herkes yanında sadece en yakın arkadaşını ister. Gerçekte sen böyle davranarak en yakın arkadaşı olduğunu gösterdin. Ama madem ki benden rica ediyorsun, tabii ki yaparım. Şimdi sen güzel güzel uyu. Yarın Dudu'yla konuş. Ona sihirli aynadan geçmiş zamanı, Umur'un yaptığı terbiyesizlikle ilgili bütün delilleri göster. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa hemen gelirim. Çağırmanız yeter. Bay bay. Perihan, biz zaman zaman senin hakkında yanlış şeyler düşündük. Peri başkanı olduğun için değiştiğini sandık. Seni suçladık. Ama görüyorum ki hala sen bizim en yakın dostumuzsun. Burada her şey normal. Ya çocukların bir şeyden haberi yok? Ya da problem çözüldü. Barışmışlar. Ne çabuk. Ay bunu hemen Perihan teyzeye haber vermem lazım. Perihan teyze. Perihan teyze. Efendim Eda. Ay Perihan teyze. Bak bak,
Neyse haklıymışız. Eniştem hiçbir şey yapmamış. Eniştenin yapmadığını umur olacak bey yapmış. Ne? Neyse sana sonra anlatırım. Hadi bu şatodan çıkalım kızım. Kiraz durumu annene yalnızken anlatsın. Bedüş'e gidelim. Ah iyi fikir Perihan teyze. Gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.